konuda bu iddianın böyle bir görevlendirme ve gönderme olduğuna ilişkin ciddi bir bilgi var. Kulis bilgisi basına da yansıdı. Bir internet, bir haber sitesi bunu, bir gazetenin haber sitesi bunu dün sitesine de koydu. Bir gazeteci de isim vermeden yazdı. Dün siteye isim vererek de kondu. Sonra siteden geri çıkarıldı. Bu çok ciddi bir iddiadır. Vahim bir iddiadır. Ama çok açık ki gerçekten böyle bir ziyaret anlaşılan olmuş. Böyle bir görevlendirme, gönderme olmuş. Demek ki durum vahim. Erdoğan'ın durumu vahim. Demek ki gelecekle ilgili çok ciddi endişeleri var. Askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliğine soyunulmuş. Genelkurmay Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün ne işi vardır ismi geçen bir adayın ziyaretiyle ona aday olmama noktasındaki telkin için Genelkurmay Başkanı niye gönderilir? Siyasetin tam da göbeğine asker niye sokulur? Askeri vesayet altında bir siyaset mühendisliğiyle demek ki karşı karşıyayız. Yani yeni 28 Şubatçılar türüyor demek ki. Erdoğan yeni 28 Şubatçılığa türemiş, soyunmuş. Görülen o ki Sayın Erdoğan yeni 28 Şubatçılığının liderliğine soyunmuş. Askeri vesayetten şikayet eden, bugüne kadar ağzını açtığında askeri vesayetten bahseden bir anlayış, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini askeri vesayet altında planlama çaresizliğine demek ki düşmüştür. Bu içine düştükleri durumun ne kadar büyük bir aciz durumu olduğunun çok açık işareti ve göstergesidir. Sivil darbenin askeri ayağı mı oluşturuluyor? 20 Temmuz sivil darbesinin askeri ayağı mı oluşturuluyor? 24 Haziran'da sandık gelecek. Millet sandıkta kararını verecek. Bu süreç içerisinde kulislere askeri niye bulaştırıyorsunuz? Türkiye için vahim bir tablodur. AK Parti tabanına ve yıllardan bu yana askeri vesayete karşı olduğunu söyleyen ve 28 Şubat'la ilgili rahatsızlığını ifade edenlere söylüyorum. Bu yaşanan tablo ibret verici bir tablodur. Yeni 28 Şubatçılara prim verecek misiniz, vermeyecek misiniz? İşte önümüzdeki sürecin en önemli sorusu budur. Millet 24 Haziran'da sandıkta bu soruya hak ettiği cevabı verecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandığı askeri vesayetin dizayn etmesine müsaade etmeyecektir bu millet. Sayın Erdoğan diktatör arıyorsa %49 oy alıp seçilmiş bir başbakanı bir gece saray darbesiyle başbakanlık koltuğundan edenlere baksın. Ona baktığı zaman o diktatörün Erdoğan olduğunu çok iyi görecektir aynaya baktığında. Davutoğlu %49 oyla başbakan oldu. Saray darbesiyle bir gecede indirdiler görevinden. Diktatör arıyorsa oraya baksın. Bizim 15 arkadaşımız bir demokrasi kahramanı olarak bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Orada Türkiye'de diktatörlüğü yerleştirmek isteyen bir anlayışa karşı demokrasi önünde, sandık ve seçim önünde tuzak kurmak isteyen diktatörce tutumlara karşı bir demokratik çıkış ve önlem alınmıştır. Dolayısıyla o uygulamalarda diktatörlüğün izini bulmak mümkün değildir. Bir büyük demokrasi duruşudur. Kendilerini takdir ediyoruz. Arkadaşlarımızın kendi ikbal ve istikballeriyle ilgili bir hesapları olmamıştır. Hala da yoktur. Bu mücadeleyi veren arkadaşlarımızın kuşkusuz mağdur edilmesi de düşünülemez. Yani dönecekler olarak yorumlayabilir miyiz?
Arkadaşlar, bugünkü siyasetin gündemi bu arkadaşların geri dönüp dönmeme meselesi değildir. Arkadaşlarımız kendi milletvekillikleri hesabını yaparak bu işe girmemişlerdir. Bu meselenin tartışılması arkadaşlarımızın attığı adımı hafifletmek olur. Çok önemli bir adım atmışlardır. Tabii ki bu çerçevede millet arkadaşlarımızın bu attığı adımı takdir ettiler, etmeye de devam edeceklerdir. O yüzden meseleyi bir geri dönüş tartışması ya da koltuk tartışması eksenine sıkıştırmayı doğru bulmuyoruz. Evet, herhalde yok. Efendim, az önce de yine başka bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle de adaylık konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na gel aday ol. Yaptığın tanımları aslında en iyi uyan aday sensin. Yumuşaksın, ekonomiyi iyi biliyorsun. Neden çıkmıyorsun? Hala aday arayışındasınız diye soruyor. Arkadaşlar, diktatörler siyaseti dizayn etmeyi severler. Diktatörler sadece kendi partilerini dizayn etmekle meşgul olmazlar. Kendi dışındaki siyaset alanını da dizayn etmek isterler. Bunun en tipik örneğini de bugün Sayın Erdoğan'da görüyoruz. Kendisi tek adam koalisyonunun tek adayı olarak o alanı dizayn etti. Şimdi çıkıp öbür tarafta demokrasi alanındaki ya da onun dışındaki bütün siyasi alanı da dizayn etme çabası içerisinde bizim adayımızın nasıl belirleneceğine biz karar veririz. Sayın Genel Başkanımız birilerinde olduğu gibi koltuk hırs ve sevdası içerisinde değil, memleket sevdası içerisinde siyaset yapar. Biz de kendi koltuğunun merkeze alındığı bir siyaset anlayışı yoktur. Bu nedenle kendi işine baksın. Bir de kendi koltuğunu koruyabilmek adına askeri vesayet uygulamalarından, siyaset üzerindeki vesayet uygulamalarından vazgeçerse Türk siyasetine hiç olmazsa giderken bir büyük kötülüğü yapmadan gitmiş olur. Tabii ki zaten en son 5 Mayıs'ta adayı bildireceğiz. Sayın Grup Başkan Vekilimizin güzel kendine özgü ifade biçimleri vardır. Herkes kendi üslubuyla ifade eder. Ama şimdi Saadet Partisi Genel Başkanı Kemal Karamanlıoğlu önce 11. Cumhurbaşkanı ile görüştü, Abdullah Gül ile görüştü. Dün de İYİ Parti'ye ve sonrasında size bir ziyaret oldu. Abdullah Gül ismi gündemde midir? Saadet Partisi bunu size yetiyor mu hala? Ve adayınızı tam olarak ne zaman açıklarsınız? Arkadaşlar, biz bu süreci hiçbir zaman aday ismi ya da isimler üzerinden tartışarak yürütmedik. Özellikle daha önce de söyledim, bir önemli müzakere süreci devam ediyor. Bu müzakere süreci devam ederken isimlerin tartışmanın merkezine oturtulması müzakereye zarar verir. Kuşkusuz görüşme sırasında her siyasi parti kendi gönlündeki adayın ismini ortaya atar. Ama mesele sadece Cumhurbaşkanı adayı ismi meselesi değildir. Siyasi partilerin milletvekili seçimine girerken oluşturacakları ittifak meselesi, hangi ittifaklar oluşacak, demokrasiyi korumak için bir ittifak ihtiyacı var mı yok mu, en geniş mutabakat nasıl sağlanacak? Bunlar görüşülüyor ve biz de bu çerçevede en geniş mutabakatın sağlanmasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. En çok itiraz ettiğimiz şey süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletin iradesini devre dışı bırakan bu 20 Temmuz darbesinin devamı olan yeni sistem anlayışı. Biz bunu ortadan kaldırmak için güçlü bir meclis istiyoruz. Güçlü bir meclisin oluşturulması çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yetkilerine sahip çıkan bir meclis çoğunluğunu yaratmak zorundayız. Bu nedenle sorun sadece Cumhurbaşkanı adayı tartışması sorunu değil, güçlü bir meclis oluşturma sorunudur. Bu noktada da müzakereler oldukça iyi geçiyor, olumlu bir noktaya doğru evrildi. Önümüzdeki hafta sanıyorum iyi haberleri paylaşacağız. Sadece şunu algılamakta yarar var. Demokrasiyi güçlü bir şekilde yeniden kuracak bir önemli adımın eşiğindeyiz.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Peki, son soru. Sizi ve sizi son soru. Abdullah Gül'ün çatı aday olması için üzerinde demokratik bir baskı var dedi. Dikkat çeken bir açıklamaydı. CHP'nin böyle bir baskısı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim hiçbir isim noktasında baskımız olmadı. Başından beri tutumumuz bellidir. İsimler üzerinden değil, bir geniş demokratik uzlaşma zemininde yürüyoruz. Bu hassasiyetimizi hep koruduk, korumaya devam edeceğiz.